Silah şiddeti arşivi verileri paylaştı. Senin bu söylediğin rakamları mezhep 19 öğrenci ve 2 öğretmenin hayatını kaybetti. Teksas'taki ilkokul saldırısından bu yana dediğin gibi 20 kitlesel silahlı saldırı yaşandı. 4 ya da daha fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırılar kitlesel olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla ülke genelinde çok sayıda can kaybı yaşanmaya devam etti Teksas saldırısından sonra da. Dünkü saldırı yalnızca Oklahoma'da bu haftaki ikinci kitlesel silahlı saldırı oldu. Oklahoma Eyalet Soruşturma Bürosu'na göre pazar günü Taft kasabasında Ulusal Anma Günü Festivali sırasında bir kadın hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Başkente yaklaşık 160 kilometre mesafede bulunan 411 bin nüfuslu Tulsa'daki olayda da saldırganın 35-40 yaşlarında olduğu biliniyordu ama motivasyonu merak ediliyordu. O da kısa bir süre önce açıklandı. Saldırganın yakın zamanda geçirdiği bel ameliyatından sonra devam eden ağrıları için cerrahı suçlayan bir kişi olduğu belirtildi. Ameliyat sonrası ağrıdan şikayet ederek defalarca kliniği aradığı ve hastanede ateş açmadan saatler önce de yeni bir tüfek satın aldığını söyledi polis. Ameliyatı gerçekleştiren doktor Preston Phillips'in yanı sıra bir başka doktor, bir danışma görevlisi ve bir hastanın da öldürüldüğü açıklandı. Polis şüphelinin üzerinden cerrahı ve yoluna çıkan herkesi öldürmek amacıyla geldiğini açıkça belirten bir mektup çıktığını ve o mektupta da ameliyattan sonra devam eden ağrılarından dolayı doktoru suçladığı ifade edildi. Saldırganın sadece yeni aldığı tüfekli bir de tabanca taşıdığı bilgisi de paylaşıldı. Ortopedik kliniğin olduğu ikinci katta gerçekleştirildi saldırı. Olayda ayrıca birçok kişinin yaralandığı da söylendi ancak kesin sayı henüz bilinmiyor. Tabii bu son olay Amerika'da silah kontrolü tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ve konu bir kez daha gündeme taşındı. Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden'ın silahlı saldırı hakkında bilgilendirildiğini açıkladı. Bu arada Biden kongredeki cumhuriyetçilerle görüşeceği yönünde bir söz vermişti. İşte bugün de silah kontrolüyle ilgili bir konuşma yapacak. Senin de söylediğin gibi akşam saatlerinde Beyaz Saray'da. Öte yandan bugün Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu toplandı. Yarı otomatik silah satın alma yaşını 18'den 21'e yükseltmeyi teklif eden yasa tasarısını görüşmek üzere bir oturum düzenlediler. Bu oturum yarın sabah 9'a ertelendi. Bunun hemen öncelikle altını çizelim. Bu tasarı yüksek kapasiteli şarjör ithal etme, imal etme ya da sahibi olmayı federal suç haline getirmeyi ve bu şarjörlerin yetkili makamlara teslim edilmesi için bir program başlatmayı öngörüyor. Tasarı ayrıca yarı otomatik silahların otomatik silah gibi seri ateş etmesini sağlayan parçaları ve seri numarası olmadan imal edilen hayalet silahları yasaklayan başkanlık kararnamesini temel alıyor. Dediğimiz gibi yarın sabah saat 9'da yerel saatte Temsilciler Meclisi'nde bu komisyon toplantısına devam edecek mektup.